Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Topraksız Çilek Serası'na herkese selamlar. Bugün yine Çilek Serası'ndayız. Gübrelemeye başladık. Biraz önce havuzumuzda EC ve pH ayarlamasını yaptıktan sonra 1.2 EC, 5.8 şeklinde pH ayarlamasını yaptık ve gübreleme işlemine başladık. Arkadaşlar sosyal medya üzerinden gelen birçok soruda topraksız tarım çok mu verimli, çok mu karlı? Hani bizim topraklarımız zaten verimli, elverişli. Neden toprakta yapmıyorsunuz, topraksız da yapıyorsunuz gibi birçok soru geliyor. Onlar için neden topraksız tarım diyerekten video başlığı oluşturaraktan bir video çekmek istedim. Arkadaşlar genel olarak topraksız tarım seranın maliyeti ciddi miktarda yüksek. Ama genel olarak şöyle düşünüldüğünde bir dekar seraya 21.000-22.000 arasında fide sığmaktadır. Bu tarla bazına çevrildiğinde, yani toprağa dikim yapıldığında ortalama dekara 5 ile 6.000 arasında fide dikilir. Ve hani işte 5-6 dekar arasına denk gelir. İşte dekara 5.000 fide dikseniz 5 dekara 25.000 fide olur. Topraksız tarımda 1 dekar sera toprakta 5 dekar sera denk gelmektedir. Şöyle bir de ele alırsanız toprak işlenmesi, maçlama çekilmesi, 5 dekarın dikimi. Çünkü şöyle bir şey var. Biz burayı 7 işçiyle, yani 7 personelle bir günde diktik. 5 dekarı bir günde gibi dikme şansınız yok. Burada birinci olarak işçilik maliyeti artıyor. İkinci olarak toprakta olmazsa olmazı dediğimiz yabancı ot mücadelesi. Yabancı otla mücadele etmek gerçekten de sıkıntı. Ve günümüzde işçilik maliyetinin de üst safhalara çıktığını düşünürsek ikincisi bu şekilde işçilik maliyetini düşürüyoruz. Şöyle geçen yıl topraksız çilek seramız 450 metrekareydi. Hani 450-500 metrekareydi. Bu yıl 1 dekara çıkardık. Ve şu anda dikimi hallettikten sonra, serayı kurduktan sonra, bazı şeyleri yaptıktan sonra, hani sistemi rayına oturduktan sonra bir dekarı tek başıma çevirebilmekteyim. Tabii ki hasat döneminde işte yaprak budamalığı gibi yardımcılar gelmektedir. Bu ayrı ama genel olarak tek başıma yapabilmekteyim. Bunu toprakta yapıyor olsaydık 5 dekar seranın sulaması, yabancı ot ve gibi kültürel işlemleri yapmak gerçekten de tek başına yapılabilen bir iş değil. Çünkü daha önceden topraksız tarıma geçmezden önce toprakta dikim yaptığım için, sera yaptığım için biliyorum. Bunun için işçilik maliyeti var. Şöyle, biz daha önceki videolarda söylemiştim. Bir dekar seranın şu günkü naylon maliyeti bize 25.000 ile 30.000 arasında. İşte buna bulunduğumuz ilçede sera naylonu satılmadığı için dışarıdan gelecek kargo ücreti de, işte ambar ücreti de eklenmekte. Bunu hani 30.000 lira veya 25.000 lira dediğinizde bunu aynı şekilde toprakta da örtü altında yapacağınızı düşünürsek, ki bence yayla bölgesinde değilseniz örtü dışında, yani açık alanda tavsiye etmem. Bunu aynı şekilde sera içinde yapacağını düşünürseniz demirin maliyetini saymadan direkt olarak naylonun sadece 125.000 lira gibi naylon maliyeti var. Tabii ki bunu bir dekarı 2 kişiyle 3 kişiyle çekebilirken 5 dekarın serasının, yani seranın demirini veya naylonunu için işçilik gerekmekte. Bu da bir gene işçilik maliyetini arttırdı. İkincisi işte dediğimiz gibi bir dekar, biz kış üretimi yapıyoruz. Bir dekar alanı ısıtmak başka, naylonu, demiri maliyeti başka. Ama bunu aynı şekilde toprakta yaptığımızda 5 dekarın aynı şekilde ısıtması, naylonu, demiri başka. Evet, topraksız tarım, hani topraksız çilek serası kurulum maliyetleri üst safhada. Ama genel olarak bakıldığında, ileri dönük düşünüldüğünde, seranın da işte 1 yılda, 2 yılda, işte duruma göre 3 yılda kendini amorti ettiğini düşünürsek, yani bence yapılması gereken bir iş. Evet, bizim topraklarımız elverişli. Toprakta yapmak evet güzel oluyor. Topraksız da
bu işi hiç yapmayanlar için genel olarak söylemek gerekirse ilk defa yapanlar için büyük riskler içeriyor. Hani küçük hatalar burada kötü sonuçlara sebep verebiliyor. Hani bunu düşünürsek topraksız tarımı en azından tecrübesi olan ya da bu işe gerçekten de merak edip bilgi sahibi olmuş insanların yatırım yapmasını tavsiye ederim. Hani ben hobi amaçlı yaptım, balkonda işte 10 dekar, 5 dekar sera kuracağım deyip de çünkü dediğim seraları milyon yetmiyor. Gerçekten de milyar gerekiyor sera kurmak için. Daha doğrusu pardon düzeltiyorum. Milyar gerekmiyor. Milyon gerekiyor. Böyle bir sera kurabilmek için veya işte modern bir sera kurabilmek için. Bu şekilde en azından bilgi sahibi olup ya da gerçekten de bu işi yaparak yapacağım deyip küçük çapta başlayıp ileri gitmenizi tavsiye ederim. Başka aklıma gelen hani toprakta olup da topraksız da olmayan veya topraksız da olup da toprakta olmayan şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz geçen yıl 500 metrekareye gübre maliyetini de hesaplamak gerekirse 500 metrekareye işte kalsiyum, potasyum, magnezyum ve MKP almıştık. Artı bir de iz elementler almıştık. Ve biz 4 çuval gübre ile sezonu bitirdik. Biz toprakta bunu aynı 10 bin fide üzerinden hesaplarsak 2 dekar eder. Ve 2 dekar kesinlikle yetmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi daha önce de dikim yaptığım için bu bilgileri iyi kötü sahibim. Onun için de 4 dekar yani 2 dekar alana kesinlikle 4 çuval gübre yetmez. Gübre maliyeti de burada artmaktadır. Zaten gübre maliyetleri çok yüksek. İşte bir MKP'nin 1400-1500 lira olduğunu, magnezyumun 500 lira olduğunu, 450 lira olduğunu gibi bir rakamlar gezmekte. Onun için topraksız tarım yapılması gereken bir iş mi? Bence dediğim gibi en azından hobi amaçlı da olsa veya işte küçük profesyonel olmasa da amatör olarak da küçük çaplı yapmanızı tavsiye ederim. Başka aklıma gelen hem fidelerimizi de gezelim. Arkadaşlar yeni yapraklar gelmeye başladı. Şu şekilde. Işık olduğu için yaprak rengi sarı olabilir. Kısmetse birkaç gün içinde de yaprak budaması yapacağız. Biraz daha köklerin adapte olsun. Tam olarak kök atımı gerçekleştirsin. Ondan sonra da yaprak budaması yapmayı düşünüyoruz. Aklıma gelmişken arkadaşlar topraksız tarımda işçilik gerçekten de kolay. Şöyle raflı sistem olduğu için hasat etmesi de şuradan hasat etmesi de buradan hasat etmesi de kolay. Ama bu yerde olduğu için de yerde toprakta olan bir üretim için biraz zor. Yani bunun arasındaki farkı çok net ve şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü ben topraklı tarımdan, çilek üretiminden topraksız tarıma geçtiğim için ve topraksız tarımda benim gözümde en önemli olan arkadaşlar sulamadır, otomasyon sistemidir ve gübreleme sistemidir. Yani genel anlamıyla otomasyon sistemidir. Seranın %40'ını, %45'ini otomasyon sistemi oluşturur. Otomasyon sisteminiz gerçekten de güzelse, yani bu işi en azından iyi biliyorsanız, işte sulamayı neye göre iyisi, pH, drip, drenaj gibi ölçüleri tam bir matematik şeklinde kafanızda oturttuysanız, bence işin %40'ını, %45'ini başarmışsınız demektir. Başka aklıma gelen o şekilde aradaki fark şu an için yok arkadaşlar. Ama şöyle bir şey de var. Biz toprak yani toprakta çileklerimizi yıllık olarak yenilediğimiz için şöyle düşünün. Buraya toprakta çilek diktiniz. Komple işte burası 2 dekar. 10 bin fide diktiniz. Serayı kurdunuz. Naylonu çektiniz. İkinci yıl fide yenilemek istiyorsunuz. Çünkü biz ikinci yıla pek fazla fide bırakmıyoruz. İkinci yıla fide yenilemek istiyorsunuz. Alanı tekrardan işte toprak işleyini yapıp serayların demirlerini söküp naylonunu söküp tekrardan toprak işleyi yapıp tekrardan ekmeniz gerekir.
Bir yıl diktiniz, ikinci yıl diktiniz, artık üçüncü yıl dikemezsiniz. Çünkü hani diktiğiniz takdirde hastalık ön safhaya çıkar. Hani bu şekilde bir avantajı da var. Ama genel olarak topraksız çilek serasından bahsetmek gerekirse fideyi söküyorsunuz. Kokobit poşetinizi veya pellet veya işte tor poşetiniz neyse üretim yaptığınız materyal poşetinden fideyi söküyorsunuz. Bir yıkama yapıp ESI pH kontrolünü yaptıktan sonra fideyi tekrar dikip işte 3 yılda 4 yıl kullanılanlar var bu poşetleri. 3 yıl 4 yıl poşeti hiç yenilemeden sadece fide değişikliği yaparaktan ni selenin naylonunda ni demiriyle ne de herhangi bir iskeletinde oynamadan sadece fide ve poşet değiştirerekten seranızın işleyişini devam ediyorsunuz. Hani birinci yani benim hani şöyle söyleyeyim. Benim gözümde de en büyük avantaj şu. Zaten dediğim gibi işçilik maliyeti üst safhada. Daha önceden işte biz 1,5-2 dekar toprakta çilek dikiyordum kendi başıma. Bu arada onu yaparken işte demirler çakılacak insan yok, naylon çekilecek insan yok gibi birçok işleyiş vardı. Ekip yoktu, hani malzeme yoktu. Bu setlerin çekilmesi için, naylonun çekilmesi için bunlar yoktu. Hani çok dışarı boyun büktüğümüz oldu. Yani boyun büktüğümüz bazı konular oldu. Onun için böyle bir sistem kurmaya karar verdik ve çok şükür de kurduk. Hani kurduktan sonra dediğim gibi bazı şeyleri bir kere yapıyorsunuz ve uzun süre sizi taşıyabiliyor. Hani burada da malzemenin iyisini kullanmak tabii ki önemli. Ha, dediğim gibi aslında ister ki gönül ister ki bu seranın kalbenizde bir sera olup üstten havalandırmalı olup ama bu şekilde de bir dekar seranın şu günlerde 750-800 milyon olduğunu duymuştum. Ama tam net de bilgiye sahip değilim. Sizin de soracak olursanız siz bir dekar serayı ne kadar maliyet ettiniz? İşte biz geçen yıl 500 metrekare kurmuştuk. Yani 450-500 metrekare kurmuştuk. Tam bu şeyde net bilgiye sahip değilim. Onun için bazen böyle konuşuyorum. İşte 450 metre kurmuştuk. Bu yılda 550 metrekare civarında bir daha kurduk. Toplamda bir dekara çıkardık. Bizim maliyetimiz bugün için yüksek. Çünkü dediğim gibi daha önce de sadece sera naylonumuz 30 bin lira tutmaktadır. İşte olukları, demirleri vesaireleri saymıyorum. Ama şöyle bir şey de var. Allah nasip ederse seneye dediğimiz gibi poşetlerimiz zaten bu yıl o yeni olduğu için yenileme işimiz yok. Fideyimizi söküp gerekirse damlamaları değiştirip ondan sonra fideyi dikip sisteme devam edeceğiz. Ne naylonla, ne demirde, ne de başka bir şeyle uğraşmak yok. Onun için de işte bu sene yatırım maliyeti yüksek ama seneye yatırım maliyetleri olmayacağı için iyi kazanç yapacağımızı düşünüyorum. Başka aklıma gelen arkadaşlar aklınıza veya sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Onlar için hani bildiğim konuysa, yapabildiğim bir şeyse o konuda da video çekmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Şu şekilde. Setup'ı da gösterelim. Arkadaşlar, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.